Üstadım kımıldama, beni açacaksın. Tamam usta. Altın küpelerim var. Altın küpelerim var. İşe yaradı. Adamı bulduk. Gidip yakalamamız lazım. Nasıl yakalayacağız? Kaçabildiğini mi sandın? Utanmıyor musun milleti dolandırmaya? Sakın kaçırma, sıkı tut. Abi? Bu dolandırıcı senin abin mi? Ben kimseyi dolandırmadım. Senin burada ne işin var? Çarşının girişindeki resmi görünce bir çift küpe satayım dedim. Sahte bunlar, sahte. Aradığınız adam burada. İşte dolandırıcı bu. Ne bekliyorsunuz? Adam kaçıyor. Oğlum koş, kaçırma. Koşarsak terleriz. Haklısın. Terlersek de hasta oluruz. Hesaplarıma göre koşsak bile yakalama ihtimalimiz yok. Çok doğru. O halde koşmak gereksiz. Adam kaçtı. Yakalayamayacağını söylemiştik. Adamı elimizden kaçırdık. Tövbe bulamayız gayrı. Yüzündeki gül lekesini de tanırız. Gayrı arandığından emin. Doğru. Tanımlamak için yüzünü puşuyla kapatır. O da doğru. Anamın eve dönmesi için o dolandırıcıyı bulmamız şart. Adamdan geriye bir tek bu mendil kaldı. Zerdeçal. Bu mendil zerdeçal kokuyor. Demek ki bu adam da bütün Hintliler gibi yemeklerde zerdeçala düşkün. Demek öyle. O vakit biz de zerdeçalı kullanarak adamı ayağımıza getiririz. Ahmet Efendi, zerdeçalını bir müddet güneşte tuttuktan sonra nemli bir ortamda muhafaza edeceksin. Olur mu öyle şey Kuşlar Efendi? O vakit bozulur zerdeçal. Hem hasta eder insanı. Bizim istediğimiz de bu. Dolandırıcı tüccar zerdeçalı hasta olsun da tedavi olmak için Kuşlar Efendi'nin kapısını çalsın. Katiyen olmaz. Zerdeçalımın hepsi ziyan olur. Zararımı kim karşılayacak o vakit? Valimiz zerdeçalın bedelini ödeyecek. Tez dediğimi yapasın. Aa, valimiz öyle buyurduysa başka söze ne hacet?